Çök baba çök çök, bak burada ciddi bir mevzu var. Vans diye bir uygulamamız var. Uygulama bir sürü reklam engelleme yeteneklerine sahip. Kaşıntı geliyor abi bana. Yani bir şeylere mi çöküyorsun abi? Bir de privacy policy falan yok. Hiçbir yerde yazmıyor. YouTube datasını alıyor mu mesela? Biraz hoşlanmadım dostlar ben bundan. Ben bir kıllandım. Bir hoşuma gitmedi bu durum. Şimdi sevgili dostlar, YouTube'da şey sordunuz bana. YouTube Vans diye bir şey var. Abi nedir bu? Bir incele falan filan diye. Hiç bilmiyorum. Ne olduğunu da merak ediyorum. O yüzden bir inceleyeyim ama bayağı ciddi bir app'e benziyor. İşte Brave falan var. İşin ucunda Brave Browser'la falan alakaları var galiba. Onu bir inceleyeceğim. Bakalım neymiş görelim arkadaşlar. Konuşalım üstüne diye dedim. Mevzu bu. Bakalım şimdi. Bir defa siyah tema getiriyormuş YouTube'a. Video adlerini picture in picture yapmayı falan da sağlıyormuş. Brightness, volume, diğer şeydeki application'lar gibi yapmayı sağlıyormuş. TikTok Vine'larını veya song'u loop'a alıyormuş. Şarkıyı loop halinde gönderiyormuş. Comment section'ları kapattırmanı falan sağlıyormuş. Ama biraz buggy'miş. Bak burada yazıyor. Ad'leri kapat diyor. UI ad removal yapıyor diyor. Yani user interface'de değişiklikler yaptırmanı sağlıyor. Community postları varsa yayıncıların, şey video producer'ların bunları kapatıyor. Bayağı bir yetenekli bir arkadaş bu ya. Bayağı bir şey yapıyor. Sponsor bloğu yapıyor. Bu video şunun tarafından sponsorlanmıştır. Teşekkür ediyoruz. Açıklamaları linki bırakıyorum falan diye böyle. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Segmenti atlamayı falan sağlıyor. Peki buraya kadar güzel. Diyor ki arkadaşlar, APK'nın yani çalışan uygulamanın içerisinde bir moddur bu diyor. Değiştirilmiş diyor. Ama open source değil diyor. Dostlar bak, şimdi benim kullandığım noktalar var. Bir dakika, alo gençler. Bir çök baba çök çök, bak burada ciddi bir mevzu var. Önemli bir nokta var. Birincisi kodu vermiyor diyor. Bakacağız. İkincisi modifikasyon var diyor. Hatırlıyor musunuz? Kod eğer modifiye ediliyorsa eğer makinenin içinde, biz kullanıyorduk o olaya. Sevmiyoruz o hadiseyi. Kod makinenin içinde enciklendiği zaman sıkıntılı oluyor abi. Sevmiyoruz onları. Bir hoşlanmıyoruz ondan. Ona bir dikkat etmek lazım. Ben bir kullandım. Bir hoşuma gitmedi bu durum. Şimdi şöyle bir durum var. Kod makinenin içinde telefonda değiştirildiği zaman ben onun içine ne konduğunu göremiyorum. Göremediğim zaman da kullanıyorum abi. Hoşuma gitmiyor. Bende soru işaretleri oluşturuyor. Telefonda bu işi niye yapıyor bu herif? Ve niye kodu açık vermedi? Kaşıntı geliyor abi bana. Yani bir şeylere mi çöküyorsun abi? Bir de privacy policy falan yok. Hiçbir yerde yazmıyor. Bir şey demiyorum ama emin olamadım. Şimdi Is the app developer native React Flutter'la beraber çalışıyor muymuş? Bildiğim kadarıyla Android uygulama. Yani Flutter'la çalışmayabilir. YouTube datasını alıyor mu mesela? Bak güzel sorular. App blocked ads. Bak şimdi. Diyor ki işte bir tane video buldum YouTube datasının nasıl alındığına göre. Private API'larla SSL verification pinging'ini geçebiliyorsun diyor. Proxying ve sniffingle olmuyor diyor. Ama bu private API'ya bu bilgiyi nasıl veriyor abi? Ben bir kullandım dostlar ya. Arada bir şey yoksa nasıl verecek bunu? API kullanıyor sadece. Onu bildik. Bak hesap bilgileriyle hiçbir alakası yok. Guest'le yapıyor herif, tamam mı? Onunla hiçbir problemimiz yok. Hesabınızı almıyor herif, tamam mı? Üyelikte hiçbir işimiz yok. Ondan eminiz chat. Ondan %100 eminiz. NewPipe. Soruyordunuz. Demin chat'te sordunuz. NewPipe var abi dediniz. YouTube app yerine NewPipe önerildiğini görüyorum diyor. Ama YouTube Vans var diyor. Vanced yeni olduğu için mi 2 yıl önce atılmış bu post? NewPipe'ın yaptığı, Vanced'in yapmadığı bir şey mi var? Soruyor. Ha, NewPipe'la download yapılabiliyormuş. The other side possibly even malware. Bak, doğru yerden indirdiğinize dikkat edin arkadaşlar. Bu uygulamanın çakmaları varmış ve malware barındırıyorlarmış. Haberiniz olsun. Bu herif şey yapıyor abi. Makine başında tüm signature verification'ı da kapattırıyor. Root version install yapıyor. Non-root versiyonuna bakacağım. Abi bunlar şeye döndürmüşler olayı. Eskiden YouTube uygulamasını modlamışlar ama şimdi YouTube modlası değiştirilmemiş. Onun yerine komple uygulamayı değiştirmişler. Biraz hoşlanmadım dostlar ben bundan. Yani siz kullanın ama hiçbir yerde hiçbir bilgisi yok. Yani XDA Developers'a güvenirim, ben bu uygulamayı uygularım diyorsanız biraz sıkıntı abi. Ama şu bir gerçek arkadaşlar, şundan eminim. Uygulamanın sizin username'inizle hiçbir işi yok. Telefonunuzu götürüyor mu o sırada bilemiyorum yani. Siz böyle çekirdek çitlerken o böyle modemi almış götürüyor olabilir yani. Öyle bir durum olabilir. Onunla ilgili hiçbir bilgi yok. Onu da yazmışlar. Vanced Manager var. Kendi web sitelerinde var. Vanced App'te. Ama abi ona girdiğin zaman yine bak. Yani third party'nin de third party'sini yüklemiş oluyorsun. Yani biraz fazla açıyorsun telefonunu başka bir third party'ye. Bilemedim abi. Account'la işi yok ama abi senin bütün profillerini alabilir arkada. Her şeyi yapabilir. Yani privacy policy'si yok. Açıp okuyabileceğimiz adam hangi bilgileri erişiyor o bilgi yok. Sınıf atabilir. Her şeyi yapabilir abi. Senin wireless'ını bile dinleyebilir ki herif. Abone
olmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yazın, çanı açın. Yayına gelin yayına. Hadi abone olun, yayına gelin. Görüşürüz YouTube'cum. Abone olun oğlum.